Sayın Bakan Yardımcımız Şuray Birinci Bey'in kısa bir özgeçmişini sunup ya da isterseniz size vereyim sözü Şuray Bey. Hiç ben daha fazla zaman almayayım. Vakit nakittir. Buyurun isterseniz. Teşekkür ediyorum. Öncelikle bu sağlık odaklı teknoloji zirvesi düzenlediğiniz için de teşekkür ediyorum. Yani bizim konumuz işte Sağlık Bakanlığı Sağlık Teknolojisi ama şundan bahsetmek isterim. Dünyada sağlık hizmetinin modeli değişmeye başladı ve son iki yıldır hepimiz yaşamaya başladık. Düne kadar ciddi düzeyde işte kronik hastalıkların ön plana çıktığı, geleceğe dair kentsel alanlarda artan nüfusun, 65 yaş üstü nüfusun artması, yine bağımlı yaş grubunun artması aslında sağlık hizmetinin modelini değiştirmeye başladı. Doğal olarak biz de bu sağlık sistemindeki olası değişiklikleri öngörmüş, geçmişten beri bunun üzerinde çalışan bir bakanlıktık ve konseptimizi de buna göre planlamıştık. Çok büyük bir sıkıntı yaşamadık. Tabii burada ayrılmış sürede Sağlık Bakanlığı gelişmiş teknolojileri anlatmak çok kolay değil. Çok fazla proje yaptığımızı siz de tahmin edersiniz. Şu kadarından bahsedeyim. Belki yani dünyada sağlık sisteminin geldiği yeri anlatmak açısından da avantajlı olabilir. Biliyorsunuz ki dünyada kişi başı sağlık harcaması en yüksek ülke Amerika. Baktığında bugün işte 4 trilyon dolara yakın sağlık harcaması var. 3.8 trilyon dolar. Ve bugün hesapladıklarına göre bu paranın %25'ini boş yere harcıyorlar. Ve daha kritik değerlendirmelerden biri. Birazdan anlatacağım şeyleri bu kapsamda değerlendirmeniz için söylüyorum. Dinleyicilerin böyle bakmasını ya da o tarafa göz atmasını sağlamaya çalışıyorum. %25'ini sağlık harcamalarının gereksiz yaptıklarını düşünüyorlar. Yani etkin kullanamadıklarını düşünüyorlar. 930 milyar dolar gibi bir rakamdan bahsediyoruz. Bu şu anlama geliyor. Bugün itibariyle baktığınızda sağlık teknolojisini geliştiren işte startuplar, bu konuda yatırım yapmak isteyen firmalar, bu konuda çalışmak isteyen, bu alanda güçlenmek isteyen öğrencilerin bu alanda müthiş bir verimlilik, inovasyon fırsatlarının olduğunu bilmesi için söylüyorum bunu. Sadece Avrupa'da bütün sağlık harcaması 2.2 trilyon dolar. Benzer verimsizliklerin orada da olduğunu yok saymayın. Belki Amerika kadar değil ama ciddi anlamda bir verimsizlik var. Belki bizim ülkemizde de bu kadar insan kaynağıyla verilen sağlık hizmeti benzer ülkelere göre çok daha az insan üzerine çok daha fazla iş yüküyle biz bu kapasiteyi başarıyoruz. Ve 100 yılda yaptığımız yatırımları son 12-13 yılda bir o kadarını daha yapmışız ve sistem altyapısını yenilemişiz. Bir tarafıyla baktığınızda dünyadaki en iyi teknolojik dijital software teknolojisi olarak en iyi teknolojik altyapıya sahibiz. Zaten sağlık altyapısını yenilediğimiz için de ciddi düzeyde bir hastane kapasitemiz ve teknoloji seviyesi de oldukça üst düzeyde sağlık kurumlarımız var. Siz de üniversitenizin bünyesinde beraber çalıştığınız, afiliye işlettiğimiz hastanede bunları fark ediyorsunuzdur. Birçok öğrenci arkadaşım da buna müşahit oluyor. Şöyle kritik zihin kırılması oluşturacak bir şey söylüyorum. Hani kendi söylemek istiyorum. Böyle kendi söylediklerimle sizi bir zihinsel hapishaneye alıp orada hani bir propaganda yapmak için söylemiyorum bunu ama şunu herkesin bilmesini isterim. 100 yılda bizim 100 bin yatağımız vardı. İşte 6-7 bin işte tuvaletli banyolu bugün nitelikli sayacağımız odalarımız vardı. Ama 12-13 yılda bir o kadar daha yatak yapıyorsunuz ve yatak başına 80 metrekare olan bir oranı yatak başına 200 metrekarenin üzerine çıkarıyorsunuz. Aslında bir baktığınızda 100 yılda yaptığınız yatak sayısının 3 katını kadar yapıyorsunuz. Yoğun bakım yatağınızı 6 katına çıkarıyorsunuz. Sonra pandemi sırasında %50 daha artırıyorsunuz. Yani 100 yıllık yatak sayınızı 6 ayda %50 artırıyorsunuz. Yani aslında inanılmaz dinamik bir altyapımız ve gerçekten çözüme çok hızlı odaklanan bir sağlık profesyoneli kitlemiz var. Hem yönetim hem de sağlığa çalışan herkes. Tabii böyle bir yapıyı ayakta tutmak, onlara yardımcı uygulamalar yapmak ve çağın gereklerine uygun altyapılar oluşturmak gerekiyor. Bizim de 2004'te başlamış bir sağlık bilgi sistemine dair bir politika oluşmuştu. Daha sonra ufak tefek uygulamalarla bir noktaya geldi ama asıl kırılma 2015'te Enabız'ın yayınlanmasıyla başladı. Herkes bu sistemi bir kişisel sağlık sistemi olarak algılayabilir ama öyle değil.
Yani bir sağlık atmosferinde yaşayan her şeyin kayıt altında alındığı bir şey. Çünkü temelinde merkezinde insanlar malzeme onun için kullanılıyor. Malzemesinden laboratuvar kitine, işte herhangi bir enjektabl ya da başka bir ürün. Hepsi satın almasından hastaya tüketimine varıncaya kadar. İşte usable, işte biyomühendislerin ürettiği bir sürü malzemenin, insan vücudunda yaşayan malzemenin kayıt altına alındığı ve uzun sürede onun vücudunda hangi değişikliklerin yapıldığı izlenebildiği ve gerçekten gelecekte hangi malzemenin daha maliyet etkin olduğunu gösterebileceğimiz olağan dışı bir altyapı aslında. Dünyada herkes kişisel sağlık sistemi yapmaya çalışıyor. Ama bütün sağlık sistemi, bütün atmosferi birlikte yöneten modeller zaten kurgulamış değiller. Ben şimdi size tek parça bir slide göstermek istiyorum aslında. Şunu bir paylaşayım önce. Bahsettiğim gibi 2004'te bir politika belirledik. Sonra bütün sağlık verisini bir elektronik veri sözlüğü oluşturduk. Sonra işte gerçi çekirdek kaynak yönetim sistemi 1996'da başlamış ama 2006'da bitirebilmiş. O zaman eskiden bu projeyi yapmak gerçekten zor ve uzun soluklu. 2008'de bir bütün sağlık sistemi birleştiren bir model üzerinde çalışılmış ama başarısız olmuş. Bu çok hani anormal bir şey değil. Dünyada IT projelerinin %50'si başarısız olur. Sizin başarılı projeye denk gelmeniz sizin için bir şans ve bir fırsattır aslında. Daha sonra Türkiye'nin her tarafından insanların randevu alabilmesini sağlamak için merkezi hekim randevu sistemi yaptık. Ve şu anda günde 600 bin civarında randevu verebilen ve insanların başka seyahat edeceği ilde bile istediği kişiye randevu alıp randevu olabildiği, muayene olabildiği bir sistem. Aslında sağlığa erişimi kolaylaştıran bir yapı. Biliyorsunuz ki sağlık sistemindeki en önemli değişikliklerimizden biri biz hekime, tesise ve sağlık sisteminin insan erişimi çok kolaylaştırdık. Bundan sonraki süreçte nitelikli sağlık hizmetine erişimi çok daha güçlü hale getirmek ve sağlığın kendine ait problemlerini prediktif analizlerle yakalayarak hem hekime hem de sağlık yöneticilerine hem aynı zamanda bu üretilen kişiye özgü sağlık raporlarıyla kişiye bilgi vererek onların kendi sağlığını yönetmesine yardımcı olmak. Ve biz bu süreçte en önemli yaptığımız şeylerden biri, herkes zaten önce finansı yönetmeye çalışır ve biz finansı yönetmeye başladık. Ve bütün sahadaki teşkilatlarımızın hepsini tek düzen bir muhasebe sistemine aldık. Biliyorsunuz ki ilk önce bizim elektronik ortama geçirdiğimiz araç ilk şeylerden biri ilaç. Çünkü o da maliyet unsurlarının en önemli kalemlerinden biriydi. Gümrükten son kullanıcıya kadar hangi ilacı, hepsi elektronik ortamda satılıyor ve artık elektronik reçeteyle insanlar ilaç yazıyorlar. İstediğimiz zaman bir ilacı durdurup, istediğimiz zaman bir ilacı geri çekmemiz gerektiği zaman bir anda satılamaz, verilemez, hastaya teslim edilemez hale getirebiliyoruz. Zaten bakanlık bütünüyle kendi bunların hepsini tamamen Türk kaynakları, hiçbir dış kaynak kullanmadan yaptığımız, kendi mühendislerimizle çalıştığımız, hem bakanlığın hem de dışarıdan firmaların yani hibrit bir şekilde ürettiği sistemler. Daha sonra bütün sağlık sistemi elektronik ortama geçirdik ve artık bütün Türkiye'deki bakanlıkların ve kurumların birçoğu elektronik vergi yönetim sistemini kullanıyor. Ama belki en önemli kırılma noktaları şu anda gösterdiğim projeler. Bahsetmiştim bu sistemini. Ama bütün bunları yaparken bu kadar büyük veriyle çalıştığınız zaman böyle bir teknoloji üreteceğiniz zaman altyapısının olağanüstü iyi olması ve güvenli olması lazım. Çünkü insanların en mahrem verileri bu sistemler üzerinde tutuyorsunuz. Ve belki dünyadaki en büyük sağlık bilişim ağını kurduk bu sebeple. Sürecin doğru işletilmesi anlamında ve taşladan merkeze herkes bir güvenli VPN ağında çalışmaya başladı. Saldırılarda bizim sadece hızımız bazı zamanlarda azaldı ve hiçbir zaman sıkıntı yaşamadık. Türkiye'deki en önemli her yerde konuşulan, dünyanın ilk başta yapmaya çalıştığı ama gerçekten yine şu anda dünyadaki en büyük projeye sahip teletip projesi var bizim. Teleradyoloji ve teletip. Ve 2000'e yakın sağlık tesisinin radyolojik görüntülerini paylaşabildiği, 300 milyondan fazla insanın raporunun olduğu, görüntünün raporunun olduğu bir modelden bahsediyoruz. Artık içinde yapay zekalar çalışıyor. İşte mamografi, COVID teşhisini, yazılımlarını koyduğu, işte Teknofest'te yapay zeka yarışması yapıp inmenin, serebrovasküler olayların, beyin kanaması ve beyinde damar tıkanıklıklarının anlık yakalanabileceği ve hekimin işini kolaylaştıran sıkıntılı teşhislere erişebileceğimiz bir süreci yaşayacağımız bir dönemde geliyor. Engellileri bu arada boş bırakmadık ve engelliler hareketleriyle hekimlerin yanına gittiği zaman hareketleriyle konuşabiliyorlar. Bir 112'yi arayamıyorlar konuşamadıkları için işitme engelliler ama
Hareket diliyle 112'den ambulans çağırabiliyorlar ve istedikleri zaman MRS'den randevu alabiliyorlar. Böylece engelliler tek başına bir evde yaşadığında herhangi bir kaza başına geldiği zaman ya da etrafında onu haberdar etme şansına, canlı olarak ortamı da paylaşma şansına sahip olabiliyorlar. Mekansal iş zekası dediğimiz uygulama Türkiye'de hastaların nereden nereye ve hangi sebeple gittiğini, oraya verdiğimiz, kurduğumuz tesiste ya da gönderdiğimiz hekimin üstüne düşen işi yeterince yapıp yapmadığını ya da onun malzeme ihtiyacı sebebiyle gereken rolü yerine getiremeyip hastaların başka illere, başka ilçelere gidip gitmediğini anlık izleyebildiğimiz, takip edebildiğimiz, aynı zamanda bulaşıcı hastalıkların, hastalık yüklerinin, işte her hastane, herhangi bir hastaneye gelen hastanın nerelerden geldiğini, ne kadar ortalama uzaklıktan geldiğini, hangi branş için geldiğini, başka ilden giden hastaların hangi branşa özellikle gittiğini ve orada hangi branşın temel eksikliğini yaşandığını anlık izleyebildiğimiz, yıldan yıla farkını alabildiğimiz ve yeni hareketli dilin sağlık sistemine getirdiği aksaklıkları ölçebildiğimiz bir model. Halk sağlığı yönetim sistemini, bunu pandemi sırasında siz hissetmişsinizdir. Birçok arkadaşımız, vatandaşımız da bunu fark etmiştir. Pandemi yönetim sisteminde de bu sistemin üzerinde kurulu. Her şeyi anlık yönettiğimizi siz de görüyorsunuz. Burada bulaşıcı hastalık bilindiğinden su kirliliğine, çevre kirliliğine, hastalık üzerindeki etkilerine varıncaya kadar aklınıza gelecek her türlü detayın takip edilebildiği, izlenebildiği ama kişisel verinin hiçbir zaman sistemin içinde, karar destek sistemlerinin herhangi bir yerinde bulunmadığı bir model. Bunların hepsi yanımızdan besleniyor. Acil sağlık otomasyon sistemi çağrıdan hastanın taburcu olana kadar bütün süreci takip ettiğimiz ve aslında bir çağrıya bir dakika geç kalmanın sağlığa ne kadar maliyetinin olduğunu, insan yaşamına ne kadar etkilediğini de ölçebildiğiniz olağanüstü yeteneklere sahip bir altyapı kurgusuyla hareket ediyor ve uçtan uca tamamlanmamış ama yakın bir süreçte akıllı ambulans projesi bitince onları da tamamlamış olacağız. Önümüzde 6-7 ay, bir sene var. Beyaz kodu biliyorsunuz, duymuşsunuzdur belki, sağlık profesyonellerimize, sağlık personelimize saldırı ya da şiddet benzeri hiç istemediğimiz şeyler yaşandığında onlar için sürekli elektronik kayıtlarını tuttuğumuz ve şiddetin yoğunlaştığı yerlerin, şiddetin işte şiddeti uygulayan her mazur görülemez ama bazen şiddeti tetikleyen alanların olduğunu tesislerde ve o organizasyonda siz de fark ediyorsunuz. Onları aşağıya doğru indirip o alanları temizlemek ve orada düzenleyici, önleyici faaliyetler yapma şansına sahip oluyoruz. Aslında şiddeti çeken yaklaşımlardan daha ziyade sistem problemleri bazı yerlerde olabildiğini fark ediyorsunuz. Bazen dışarıdan fark etmek çok daha kolay. Hepsinin elektronik ortamda kayıt olduğu bir yer. E-reçeteyi biliyorsunuz. Bir sürü hekimimiz artık elektronik ortamda reçete yazıyor. Bir tane reçete koduyla istediğiniz insanı Türkiye'nin her tarafından istediğiniz yerden ilacını aldırabildiğiniz bir model. Merkezli laboratuvar işletim sistemi. Bunu şöyle pratik anlatayım. Elinize bir kan tüpü alın. Kan vermişsiniz. Tanımlanmış, kaydedilmiş. Hakkari'den tüpü cebinize koyun. Gidin İstanbul'daki bir hastane laboratuvarına atın. Orada o tüpten hangi testin çalışılacağını bilir. Ve o test çalışıldığı zaman çalışıldığı ait olduğu bilinmeden direkt ilgili hastanın dosyasına giden ve hekiminin görebildiği bir model düşünün. Bütün eli bitmedi ama büyük oranda %70 oranında bitmiş durumda. Entegre kurumsal işlem platformu Türkiye'de sağlığa ait diploması olan herkesin ve sağlık sisteminin içinde çalışan herkesin kayıt olduğu bir sistem. Ve biz sağlık profesyonellerinin aşılanmasında da çok etkin bir şekilde kullandık. Türkiye'de sağlık profesyoneli ve sağlık sisteminin içinde çalışan diğer alt yükleniciler, SAP kontraktörlerle beraber 1,5 milyon insanın olduğunu buradan fark ettik. Ve sağlık sisteminin her şeyinin olduğu, insanlar elektronik ortamda sözleşme yaptığı, aynı zamanda SGK'sının otomatik başladığı, devletin diğer bütün kurumlarıyla entegre ve onlara veri gönderip anlık süreçleri yürüten bir sistem. Artık insanların kurumlara başvurmayacağı, evinden oturup elektronik üzerinden bütün sağlığa dair bir hastanede sözleşme yapıp öbür gün aynı saatte diğer hastaneden sözleşmesini feshedip bir tarafa başlama şansına sahip olduğu bir yer. Yine 2018'de yaptığımız hastalık yönetim platformu, en son aile hekimlerinin de bir tartışmanın parçası haline geldiği kronik hastalık yönetim sisteminin aslında geniş hali. Burada yaptığımız şey, her hastalığın algoritmaları var. Bu algoritmalar çerçevesinde insanların hastalığına neler yapması gerektiğini ortaya koyan bir proje. Bu projede gelecekte hekimlerin en çok yaptığı ya da tanı koymakta ya da hastalıkları test etmekte zorlandığı bütün süreçleri sistem arkada öğreniyor
ve inşallah en ideal projelerimizden birisi de olacak. Arkasına kişiye makale öneren bir yapay zeka uygulaması koyacağız. Çünkü bizim bir neyin var projemiz var. Zannediyorum ileride bahsedeceğim. Randevu almaya gittiğinizde size ki hastalıklarınız, şikayetlerinizi soruyor ve hangi doktora gitmeniz gerektiğine karar verip 5 tane teşhisten birinin oranlarını size söylüyor. Diyor ki sizin gibi şikayet olanların %20'si şu hastalık tanısı konmuş gibi insanı yönlendiriyor. Acil değilse acile gitmemesi gerektiğini söyleyen, işte herhalde 1-2 ay içinde açacağız, biraz uzadı. Onunla hastalık yönetim platformunun arkasındaki yapı enabız verileriyle birleşerek kişiye özel rapor üretecek. Belki aynı şikayetlerle farklı hastalara farklı branş yönlendirecek. Bugün baktığımızda Türkiye'de dünyada da benzer rakamlar var. Her gün 100 kişiden 6 kişi yanlış branşa başvuruyor. 2 milyon muayenenin olduğunu düşündüğünüzde aslında 120 bin kişi, bizim büyük ölçekli bir hastanelerimizi, şehir hastanelerimizi düşündüğünüzde günde 10 tane şehir hastanesinin poliklinik hizmeti kadar insanın başka kurumlara gittiğini görüyorsunuz. Yine sağlık turizm portalini biliyorsunuz. Sağlık turizm portali bizim Türkiye'ye gelen yabancı turistlerin bilgilerinin kaydedildiği ve onların memnuniyetinde ölçülmeye çalışıldığı bir model. Aslında burada bu alanın güçlendirilmesi ve Türkiye'nin aslında dikey kalkınma alanı olarak kullanabilecek alanlardan birisi olması sebebiyle sürecin bütünüyle yönetimini hedefledik. Ve bunu yaparken de yapmak istediğimiz şey bazı kısmi memnuniyetsizlik oluşturacak davranışların, bazı tesislerin işte overuse'larının kamu tarafından izlenebilmesini sağlayarak buraya gelen insanların memnuniyetsizliğinin oluşmasına fırsat vermemek. Uzmanlık eğitim takip sistemini siz de duymuşsunuzdur. Bu asistan öğrencilerimizin ve uzmanlık öğrencilerimizin uzmanlığı sırasında yaptığı bütün işlemlerin kaydedildiği, hocasının onların eğitimini, hangi alanlarda ne kadar çalıştığını sürekli not ettiği, o süre üstünden notlarını verdiği ve böylece bizim aslında her farklı kurumlardan da olsa aynı uzmanlıklarda hiç olmazsa benzer yeteneklere sahip olarak mezun olmasını sağlamaya çalıştığımız bir sistem. Ek ödeme bilgi sistemini, genel sermaye personelinin bireysel performansın hesaplandığı bir model. Ölüm bildirim sistemi, bunu bir doğum bildirim sistemimiz var, ölüm bildirim sistemimiz var. Türkiye'de bir insan dijital olarak doğabiliyor ve dijital olarak ölebiliyor. Kamuya ait bütün işlemler de bu sistemler üzerinden giriyor. Bir kişi öldüğü zaman hemen veraseti, emekli maaşı kesiliyor, bütün işlemler bitiyor. Yani siz gidip kurum kurum dolaşmıyorsunuz. Dünyada bu kadar sistemlerini dijital hale getirerek insanların yaşamını bu kadar dokunan başka bir ülke yok. Bunu birçok yerden de biz de duyuyoruz. Ve sağlıklı istatistik ve nedensel analizler projesi dediğimiz SINA. Şu anda bütün hekimler kendine ait her türlü datayı görüyor. Kendi branşına ait karşılaştırmalı verileri görebiliyor. Yanabuz üzerinden kendisine gelmiş memnuniyet oranlarını ölçebiliyor. Bir kadın doğumcu sezeren oranlarını Türkiye'deki bütün kendi hastanesinin de ilinde ve ülkedeki bütün diğer kadın doğumcularına göre, kurucuya göre ortalama sezeren oranlarını bilebiliyor. Ne kadar ilaç kullandın, reçete başına ilaç, reçete başına kutu adedi, muayene başına laboratuvar oranı, hangi laboratuvar araçlarını daha çok kullandığı, görüntüleme oranları, aklınıza gelecek bütün sistemleri görebildiği ve şu anda 70 bin hekimin anlık olarak kendi bilgilerini sorguladığı bir sistemden bahsediyoruz. Dünyada bu kadar büyük arkasında yapay zeka çalışan ve bu kadar fazla insanın kullandığı bir karar destek sistemi zaten. Yani. Pandemi sırasında bütün bu altyapının üzerine nelerin geldiğini söylemek isterim. Hepinizin hayatına dokunan Hayat Evesarı, HESCOD'un çoğunuz biliyorsunuzdur. Yine filyasyon takip sistemlerini duymuşsunuzdur. Dünyada filyasyon takip sistemi gibi bir uygulama yok. Böyle bir modelle pandemi yönetmeye çalışan ülke hep oldu ama şu ana kadar başarılı olmuş ülke yok. Aşıla ilk kez siz de duymuşsunuzdur. Aşı takip sistemi üzerinden yürüyen ve çok pandemi sırasında ürettiğimiz şu anda dünyadaki en pratik aşı uygulama sistemi olan aşının soğuk zincirini takip ettiği ya aynı zamanda hangi aşının kime vurulduğunu, herhangi bir soğuk zincir geri bildirimi geldiği zaman kimin aşısının riske girdiğini ölçebildiğimiz ve hiçbir zaman kimsenin aşısının bir başkasına bir personel tahammüden yapmadığı sürece fırsat vermeyen
ve hangi aşının, hangi lot numaralı aşının kime vurulduğunu dahi anlık takip eder, onun kimi vurduğunu takip eden bir sistemden bahsediyoruz. Hatta bir uygulamacı aşı uyguladığı zaman ona sürekli sorular sorar ve o soruları bilemediği zaman direkt cebine eğitim videosu gönderir. Ve böyle 100 üzerinden 100 almayan bir uygulamacı aşı uygulamasını yapamaz ve kişiye yaptığı aşıyı tanımlayamaz. O sebeple sürekli insanı eğiten ve aşı uygulamasında bizim zayi oranlarımızı sıfır düzeyine düşüren, dünyanın en düşük zayi oranlarına sahip ülkesiyiz biz aşı uygulamalarında. Topu topu 7-8 bin aşı zayiatımızdan daha fazla bir aşı zayiatımız yok. Bu başka ülkelerde milyonlarla ifade ediliyor. Bu da bu sistem sayesinde kazandığımız bir model. En hızlı zaten geçmişten biliyorsunuz 52 milyon kullanıcısı var. Dünyada en yüksek kullanım oranına sahip kişisel sağlık sistemi. Hayata Eser uygulamasını bahsetmiştim. 150 milyon HES kodu var, 75 milyon kullanıcısı var. Şu ana kadar 5,2 milyon risk uyarısı vermiş. Yani bu bir kişinin birden çok yere girmeye çalışması ve engellenmesi de olabilir. Bunun uçağa 1,4 milyon kişi riski kabul ederek sokmamış, şimdiye kadar kaydettirmemiş. Şehir içi toplu ulaşımda 5,2. Yani baktığınızda 6,7 milyon civarında bir engelleme yapmış. 8 milyar HES kodu sorgusu yapılmış. Vatandaşların riskli mi değil mi diye. Ve şimdi artık aşının, üniversitelerde sizin aşılı mı, bağışık mı, bunların hiçbiri yoksa son 8 saat içinde testi var mı gibi kontrolü de elektronik ortamda bütün üniversitelerin yaptığı ve birçok kurumlar, Türkiye'deki bütün kurumlarla entegre, uçakların bile bağlı çalıştığı, şükürler olsun ki herhangi bir problemi yaşamadığımız, hiçbir dış kaynak kullanmadığımız, modeli tamamen Türklere ait bir model ve bütün bu kadar büyük bir salgın elektronik ortamda yönetebildiğimiz bir modelden bahsediyoruz. Bizim software alanında geliştirdiğimiz teknolojilerin bir kısmından bahsetme şansım oldu. Hani hem arkadaşlara vakit kalsın hem de ben vakti doğru değerlendireyim isterim. Ama şunu özellikle söylemek istiyorum. Sağlık sistemi bütünüyle büsbütün değişmeye başladı. Gelecek farklı bir yere doğru götürmeye başladı bizi. Önümüzdeki 6 yılda 7 trilyon dolar sadece kronik hastalıkların yükünün geleceğini görüyoruz. Yine 5 milyar civarında dünyada akıllı telefon var. Bu anlamda baktığınızda yani sağlık sisteminin tamamını mobil araçların üzerinde taşımaya, yürümeye başlayacağını fark ediyoruz. En önemlisi de hasta odaklı tedavi ve öz bakım güçlendirmesi. Yani buna engagement deniyor. Hastayı güçlendiren, hastanın kendi sağlığına sahip çıkmasını sağlayan, yani bireyin her anına sağlığını ön plana çıktığı, işte bugün ona sağlıkta 2-0 diyorlar ama yarın nelerin söyleneceğini beraber şahit olacağız. Savunma sanayisi harcamalarını geçen, benim klasik tabirle yaşatma sanayisinin toplam endüstri büyüklüğünün öldürme sanayisinin geçeceği bir dönemin bizi beklediğini söyleyebilirim. 5-6 yıl içinde bunun bütün dünyada en önemli sanayinin sağlık sanayisi olacağını görüyoruz. Zaten bu pandemi sırasında siz de fark etmişsinizdir, birçok dinleyenimiz de farkındadır. Birçok yabancı firma, savunma sanayi şirketleri, sağlık şirketlerine yatırımcı olmaya ve fon ortaklığı yapmaya başladılar. Yenilikçi tedavilerde biyoterapi, genetik, dijital sağlık, yapay zeka, big data, bütün bunların öne çıktığı ve bu uzmanların sağlık tesislerinde çalıştığı, kompakt, bölgesel uzmanlıkları güçlü hastanelerin olduğu ve aynı zamanda kişiye özel tedavi seçeneklerinin üretildiği, keşfedildiği, yani big datacıların çalıştığı bir yeni sağlık sistemi bizi bekliyor. İşte sağlık personeli, yazılım mühendisi, genetikçi, endüstri mühendisi, biyoteknoloji, startup firmalarının bir kurumun içinde olduğu modellerin bizi beklediğini söylemek isterim. Özellikle üniversite öğrencilerinin şuna odaklanmaları gerektiğini düşünüyorum. Biyomühendislik alanı çok güçlenmeye başladı dünyada. İnsan için reusable malzemelerin üretildiği ve insanla birlikte aslında insana parça üreten mühendislik alanlarının çok güçleneceğini ve bu alanda ciddi kapasite geliştirmesi gerektiğini, ülkenin önünde büyük bir fırsatın olduğunu da özellikle iletmek isterim. Gençlere verebileceğim en önemli mesajlardan birisi bu. Sağlığın geleceği gerçekten niteliksiz insanların yönetemeyeceği bir gelecek. O sebeple finansın, nitelikli insan kapasitesinin yoğunlaşacağı bir alan.
Bugün Amerika gibi bir ülkede sağlık harcamalarının %80'i hastane harcaması olarak görünüyor. Ama 2040 yılında sadece sağlığın geliştirilmesine ayıracakları paranın ayrılması gereken paranın %60 olduğunu düşünüyorlar. Böyle baktığınızda bizim de koruyucu sağlığa, sağlığın geliştirmesine, bireye odaklanan ve önce sağlık diyen, sağlığını koruyan sistemlere yatırım yapmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Belki problemi tedavi etmek yerine problemi önlemek dünyadaki en ekonomik yaklaşımlardan biri. Bizi farklı bir geleceğin beklediğini söylemek isterim. Gelecekte sağlık sisteminin ödeme modelleri de değişiyor ve değere odaklanan ve değer bazlı modellerin öne çıktığı, işte hizmet bazlı değil ama gerçekten hastanın bundan ne kadar faydalandığını ölçen memnuniyetin önemli bir kriter olduğu, toplam maliyeti aşağıya çeken ama önce sağlığı kişinin mevcut halini, iyi halini korumaya çalışan yaklaşımların öne çıkacağını söylemek isterim. Ve bütün teknolojinin bu alanlarda yoğunlaşacağını. Çünkü dünyada hem değerler ve sosyal anlayışlar değişiyor. Müthiş bir sağlık hareketliliği oluşmaya başladı. Sağlığın überlerini görmeye başlayacağız. Bunda eşit sağlık hizmeti almak için nitelikli değerlendirmeler, çalışmalar yürüyeceğini görüyoruz. İnşallah biz bu yakında karşımıza çıkacak bu geleceğe, teknolojinin ve dünya hareketliliğinin değişen sosyal değerlerin bizi sürüklediği geleceğe hazır oluruz. Çok teşekkür ediyorum değerli bilgiler için. Gerçekten ne kadar özveriyle çalıştığınızı da biliyoruz. Bu tabloya bakmak bile bunu gösteriyor bize. Ben isterseniz Tolga Bey'e de söz vereyim. Sonra soru gelirse alayım. Benim 10 dakika içinde çıkmam lazım. Eğer soru varsa ben alsam, ondan sonra çıksam, ben sizi yolda izlesem, soruları öyle dinlesem. Çünkü kesilebilir, uçağa gidiyor. Tamam. Şöyle YouTube'daki yayında bir takım aksaklıklar olduğu için şeyden soru alamadık. Ama ben sorayım isterseniz. Buyurun. Bu kadar karmaşık bir yapı aslında, değil mi? Çok Evet. güzel yönetilen karmaşık bir yapı var. Evet. Burada siz Sağlık Bakanlığı olarak hepsine hakimsiniz. Ama acaba basamaklar arasında da aynı şekilde sistem birbirini okuyor mu, görüyor mu? Bunun hakkında bir bilgi verebilir misiniz? Tabii şu kadarını söyleyeyim. Türkiye'den yurt dışına uçan yabancı şirketler de dahil. Bütün diğer kurumlarla beraber işbirliği içinde çalıştığımız bir model. Herhangi bir sistemi kendi sistemlerimize göre kurguluyoruz. Ama bazen karşı taraftaki sistemlerin teknik yetersizlikleri ortaya çıktığında biz oralardaki güncellemeleri onların kapasitelerine göre yapıyoruz. Hatta bazen karşı taraftaki duvarı da bizim ördüğümüz oluyor. Onlara yardım ediyoruz. Çünkü bizim gerçekten çok iyi bir teknolojik hem altyapımız hem de deneyimimiz var. Hem de bir operasyonel gücümüz var. Bu kendi içimizde oluşturduğumuz bu kapasiteyi devletin diğer bakanlıklarında da diğer kurumlarında da bir katalizör mekanizma olarak kullandığımız çok oluyor. Birçok bakanlıklara veri sözlüğü hazırlama eğitimini dahi biz bakanlık olarak verdik. Oldukça iyi bir yeteneğimiz oldu. Hani bunu bir diğer bakanlıkların üzerinde bir farklı bir pozisyona kendimizi konumlandırmak için söylemiyoruz. Biz zaten dünyada şu anda en iyi dijitalleşmiş sağlık bakanlığıyız. Yani bu ölçekte böyle bir bakanlık dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Evet, çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan Yardımcımız. Ben bir de bir şey rica ediyorum. Üniversite işbirliği, sanayi sektör işbirliği adına biz de üniversitedeki çalışmalar yaparken bu verilerden en azından sizden destek alarak araştırma yapmak istiyoruz. Bunu da iletmiş olayım. İşte gördüğünüz Teknofest'te TÜSEB'e verdiğimiz veriler, şu yapay zeka çalışmalarında 200'e yakın firma proje üzerine yoğunlaştı. 130'dan fazla firma proje geliştirdi. 53 firma finale kaldı ve inşallah muhteşem projeler çıkacak. Biz benzer şekilde birçok alana endüstriyi destekleyeceğiz ve bu verinin Türkiye'yi dikey bir zemine taşımasını arzu ediyoruz. Onun için üniversitelerle işbirliğini çok önemsiyoruz ama gördüğünüz gibi yani birçok şeyle ilgileniyoruz. Bu sırada bilgisayar mühendisleri, teknik insanlar İngilizce konusunda da sıkıntıları olmadığı için dünyanın birçok yerinden teklif alıp dünyada her tarafta değerli bu insanları elinizde tutmakta bile zorlanıyorsunuz. Onun için gerçekten her birinin milli katsayısını çok yukarıda tutmanız ve onları da düzgün doğru çalıştırmanız lazım. Çünkü bazen çalışmak için yaşayan
bir kitleye dönüşüyorsunuz. Bir süre sonra da inanılmaz yoruluyorsunuz. O dengeyi korumaya çalıştığımız için de bazı isteklere cevap vermediğimiz anlar olabiliyor. Onun için bizi mazur görmelerini istiyoruz. Peki, çok teşekkür ediyorum katılımınız için. Teşekkür ediyorum. İyi yolculuklar diliyorum ben size. Tolga Başkan'a da şimdiden başarılar diliyorum. İyi bir sunum yapacağını ve teknolojinin tıbbi cihaz ayağından da bahsedeceğini biliyorum. Sağlık Bakanlığı'nın her yerinden bir tecrübe akıyor. İnşallah yeterince herkes faydalanır. Ben de faydalanmak isterim ama YouTube'dan daha sonra Tolga Başkanım'ı izleyeceğim. Emeğiniz için, gayretiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun. Biz de katılımınız için çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Peki, şimdi de Doktor Şahit Birinci'ye çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Tolga Karakan, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurum Başkanımız. Hoş geldiniz. Siz isterseniz kendinizi kısaca tanıtıp ondan sonra da İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak bu teknolojide neler yapıyoruz, neredeyiz? Onunla ilgili görüşlerinizi alalım lütfen. Buyurun. Ben 2004 Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. 2010'da da Ankara Eğitim Araştırma Hastanesi'nden üroloji uzmanı unvanını aldıktan sonra 2017 yılında da doçentlik unvanımı aldım. Bu tarihten itibaren de son bir yıldır da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda çalışıyorum. Son 3 aydır da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu başkanlık görevini yürütüyorum. Konuşmama başlamadan önce özellikle Sayın Bakanım, Sayın Rektörüm ve değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Tabii böyle bir platformda yer almaktan dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Marmara Üniversitesi öncülüğünde gerçekleştirilen bu platform tüm katılımcılara büyük katkılar sağlayacağına da eminiz. Sizlerin de bildiği gibi 2003 yılında başlatılan sağlıkta dönüşüm programı ve 2006 yılında gerçekleştirilen sosyal güvenlik reformu ile sağlık hizmetlerine ve ilaca erişimi hızlandıracak gelişmeler hayata geçirildi. Bu gelişmelerle sağlık hizmetlerinin kalitesi arttı, hizmet sunumu daha verimli hale geldi ve sağlık hizmetlerinin de Bakan Bey'in de söylediği gibi erişim kolaylaştı. Yani aslında bakarsanız büyük bir devrim yaşandı bu dönemlerde. Dünyada ve Türkiye ülkemizde gelişen sağlık sistemi ile birlikte sağlık sorunlarını iyileştiren ve sağlık sistemi verimliliğini artıran yeni sağlık teknolojileri gelişmeye başladı. Bu kapsamda sağlık hizmetlerinde teknolojinin tanıtılması ve kullanılması sürecinde sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, klinik, ekonomik ve aynı zamanda sosyokültürel etkileri değerlendirilmeye başladı. Bilindiği üzere sağlık teknolojilerinin değerlendirilmesi, sağlık hizmetlerini ve mevcut alternatifleri göz önünde bulundurarak bunların etkilerini ele alan multidisipliner bir alan. Ayrıca bu alanın bir geri ödeme, fiyatlandırma ve tıbbi teknoloji kullanımı ile ilgili konularda da bilimsel karar alınmasını sağlayan önemi gitgide artıyor. Günümüzde sağlık hizmetlerine ve yaşam bilimleri alanlarına bakıldığında ilaç, biyolojik ürün, tıbbi cihaz, medikal ve cerrahi prosedürler gibi yeni sağlık teknolojilerini geliştirilmesi için gerçekleştirilen klinik araştırmaların da bu alandaki en yüksek ilerleme dilimine sahip olduğu görülüyor. Klinik araştırmalar uzun süreli ve yüksek maliyet gerektiren çalışmalar oldukları için sağlık teknolojilerinin geliştirme sürecinde çok önemli bir bileşen. Aslında baktığınızda bu ekosistemin bana göre en önemli bileşeni klinik araştırmalar. Çünkü her ne ürün geliştirirseniz geliştirin, bu bir tıbbi cihaz da olabilir, bir ilaç da olabilir. Bunun etkili ve güvenli olduğunu göstermek zorundasınız. Ve bunu da kanıta dayalı tıbba göre yapmak durumunda olduğunuz için tıp biliminde de bir matematiksel formül yok biliyorsunuz. Yani 2 kere 2 her zaman 4 etmiyor. Bundan dolayı bu alandaki bir ürününüzü bir klinik araştırmayla tescillemeniz gerekiyor. Bana göre bu sektördeki Ar-Ge'nin en büyük kısmı klinik araştırmalar bundan dolayı. Tabii sağlık teknolojinin geliştirilmesi için yapılan çalışmaların da temel amacı geliştirilen teknolojinin pazara yönlendirmesi ve böylece hastalara hizmet vermesi, beklenen bir sağlık girişiminin güvenli ve etkili olmasını sağlanması. Ülkemizde sağlık teknolojileri değerlendirme faaliyetleri farklı kurum ve kuruluşlar alanında yürütülmekte. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu olarak öncelikle kurumun görev alanına giren ürünlerin sağlık teknoloji değerlendirme faaliyetlerini yürütüyoruz. Bunun yanı sıra
İlaçlar ile ilgili ekonomik değerlendirmeleri yapıyoruz ve raporluyoruz. Sağlık uygulama tepliğinin ilgili alanlarında ilaç bedellerinin ödenmesi hakkında incelemeler yapmak, başvurulara cevap vermek ve gerektiğinde kurum adına teknik görüşler oluşturuyoruz komisyonlarımız marifetiyle. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndaki ödeme komisyonu ile Tıbbi ve Ekonomik Değerlendirme Komisyonu'na bakanlığımız adına katılım sağlayarak ilaç ve bedellerin ödenmesi hakkında kurumuza iletilen başvuruları değerlendirerek konuya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu'na geri bildirimler yapıyoruz. Burada da tabii bizim bu yaptığımız geri bildirimler aslında bu alandaki teknoloji yatırımlarının vesaire artması için önemli bildirimler. Ayrıca sağlık teknolojilerinin gelişiminde önemli bir sağlık politikası olan ilaçta yerel üretim çalışmalarının takibi de yani bizim kurumumuz koordinasyonunda yapılıyor. Bu da gerçekten çok önemli bir başarılı bir proje. Sürdürülebilir kalkınma hedeflerimiz kapsamında yürütülen yerli üretim çalışmalarında ülkemizin küresel bir ilaç Ar-Ge ve üretim merkezi olması, ilaç ve tıbbi cihaz alanında rekabetçi bir konuma ulaşması çok önemli. Yerelleşme ülkemizde Ar-Ge ekosisteminin geliştirilmesi, ihracat potansiyelinin yükseltilmesi, istihdam kapasitesinin arttırılması ve bu istihdam ile kritik üretim basamaklarında çalışan nitelikli personel sayısının arttırılması ve tedarik güvenliği amaçlarının içinde barındıran bir politika olarak değerlendiriliyor. Şimdi tabii bu yerelleşme kapsamıyla beraber biliyorsunuz yurt dışında aslında üretim yapan ilaç firmaları bizim yerli ilaç firmalarıyla bir ortaklık sağlıyorlar. Üretimlerini buraya kaydırıyorlar. Tabii bu da bizim daha ileri ihtiyaç duyduğumuz daha ileri teknolojinin know-how'ını bize sağlamış oluyor. Şimdi bu alanda baktığımızda 2016 yılında başlayan bu yerel üretim çalışmaları ile 623 ilaç kapsama alınmış. Bu ilaçlardan yerel üretime geçen ürünlerin kamu maliyeti bu yıl itibariyle yaklaşık 4 milyar TL. Yerel üretim çalışmaları ile hala devam ediyor. Ayrıca 2016 yılında kutu bazında %75 olan imal ilaç oranı 2019 yılında %87.6'ya çıkmış durumda. Yani ciddi bir artış var. 2016 yılında ise tabii %87 gibi 2020 yılında böyle bir oranla karşılaşıyoruz. Tabii bunda pandeminin de biraz etkileri var. Değer bazında baktığımızda ise 2016 yılında %42 olan imal ilaç oranı 2019 yılında %51.8'lere kadar ilerlemiş görünüyor. Kurumumuzun koordinatörlüğünde devam eden bu yerelleşme kapsamında ülkemize hem ciddi bir know-how hem üretimin yerelleşmesi kapsamında ciddi bir istihdam sağlamış bulunuyoruz. Tabii bu yıl itibariyle yeni tıbbi cihaz regülasyonları da devreye girdi. Biliyorsunuz sektörün merakla beklediği bir şeydi. Ve gerçekten çok kurum açısından da sektör açısından da çok büyük uğraşlar verilerek kazanılmış bir olaydı. Yeni tıbbi cihaz regülasyonlarına baktığınızda aslında ilaca yaklaştığını görüyoruz. Yani ilaç gibi artık klinik araştırmaların daha öne çıktığı, farmakovijilansın yani materyovijilansın daha sık takip edildiği, ürün piyasada bulunduğu sürece geri bildirimlerle ürünün geliştirilmesi gerektiği bir yeni sürece giriyoruz. Tabii bu süreçle beraber ülkemizdeki tıbbi cihaz üretiminin biliyorsunuz bugünkü bu yıl itibariyle 3 milyar dolarlık bir pazarı var. Bu 3 milyar dolar pazar eğer biz bu Ar-Ge kapsamında ve klinik araştırmalar kapsamında doğru adımlar atarsak daha nitelikli, daha yüksek teknolojili tıbbi cihazları ülkemizde üretmeye başlayacağız. Aslında yeni regülasyon bunun önünü açacağını düşünüyoruz. Çünkü daha önce bilindiği üzere klinik araştırmalar tıbbi cihazda çok fazla yapılmıyordu. Şu an bu zorunlulukla beraber aslına bakarsanız buradaki Ar-Ge çalışmalarının önü açılmış bulunuyor. İlerleyen dönemlerde tabii bunun etkileri yaklaşık 3-4 yıl sonra ortaya çıkmaya başlayacak bizim tahminimizce. Tıbbi cihazda da ilaçtaki gibi ülkemizde büyük atılımlar bekliyoruz. Ben sözlerimi son verirken bu programın gerçekleşmesinde emeği geçen ve katkıda bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de çok teşekkür ediyoruz değerli bilgiler için.
biraz evvel de söylediğim gibi teknik aksaklıklardan dolayı soruları alamadım. Ama ben size merak ettiğim bir şeyi sorsam. Bu sağlık teknolojilerinin üretimi için veya inovasyonu açısından kümelenme organizasyonlara nasıl bakıyoruz? Bu konuda ne söylemek istersiniz bize? Evet, kurumda görev geldiğimiz günden beri aslında bakarsanız kümelenmeleri biz ziyaretlerde bulunduk. Başkan yardımcılarımız, daire başkanlarıyla. Onlara bu ziyaretlerimiz kapsamında durumlarını sorgulayacak bazı sorular yönelttik. Mesela kaç beyaz yakalı, kaç mavi yakalı çalıştırdıkları, üretim tesislerinin kapasitesi vesaire gibi şeyleri oluşturduk ve özellikle tıbbi cihaz kümelenmeleri tabii ki çok önemli. Yani bunlar ilaçla kıyaslandığında daha küçük tesisler olarak kalıyorlar. Onları yeni regülasyona bilinçlendirmeye çalıştık. Bu bilinçlendirmeyle beraber aslında çok da alışık olmadıkları bu yeni regülasyonlarda klinik araştırmalarla ilgili ne yapmamız gerektiğiyle ilgili onlarla istişare toplantıları düzenledik. Bu kapsamda da tabii şöyle bir sıkıntımız da vardı aslında bakarsanız. Yani bir ilaçla ilgili klinik araştırma ülkemizde gerçekten çok fazla uygulanır durumda şu an. Yani ama tıbbi cihaz olduğu zaman bu biraz daha az bilinen bir şey. Hem üretici firmalar tarafından hem de bunun araştırmasını yapan araştırmacılar, hekimler tarafından daha az biliniyor. Bu farkındalığın artması için sektöre bazı sorular sorduk. Kimlerle çalışmak istiyorsunuz? Ve klinik araştırmaları kimlerle yapmak istiyorsunuz? Sorularını yönelttik kendilerine. Ne problemler yaşadıkları ile ilgili bilgiler topladık. Tabii bu farkındalığın artması için kendileriyle hastanelerimizi birleştirecek bazı toplantılar yapıldı. Bunların da ilki Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi Hastanesi'nde yapıldı. Oradaki başhekimimizin öncülüğünde. Sektörle oradaki klinisyenlerimiz bir araya getirildi. Ve karşılıklı ne sorunlar yaşanılıyor, neler yapılması gerektiği ile ilgili toplantılar düzenlendi. Aynı zamanda klinik araştırma etik kurullarla ilgili bir toplantı yaptık. Ve etik kurullarda tıbbi cihaz etik kurullarının olaya nasıl yaklaşması ile ilgili eğitimler verdik. Prototip olarak da yine aynı fizik tedavi hastanemizin içinde bulunduğu yerel etik kurula bununla ilgili bir eğitim verdik. Ve bunları inşallah ilerleyen günlerde devam ettirmeye çalışacağız. Evet, çok teşekkür ediyorum değerli katkılarınız için. Ben teşekkür ederim. Ben bu oturumu sonlandıracağım. Sağlıkta kişi bazlı dijital sağlık ekosistemleri bağlamında Sağlık Bakanlığı'nın teknoloji üretmesi, kullanımı ve kontrolü, yönetimi açısından Sağlık Bakanlığı nezdinde görüşleri aldık. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ olun. Dünyadan bir başarı hikayesi, Da Vinci robotik cerrahi konulu ikinci oturumumuz, moderatörümüz Sayın Profesör Doktor Gonca Mumcu'nun moderatörlüğünde devam edecektir. Gonca Hocam, sözü size veriyorum. Sayın Bakan Yardımcım, sayın bürokratlar, sayın hocalarım, sayın misafirlerimiz, bu ikinci oturumumuza hoş geldiniz. Burada iki misafirimiz olacak. Volkan Uyanık bizi Kordomed'in hem girişimci hem yöneticisi olarak Da Vinci robotu ile ilgili süreçlerden bahsedecek. Diğer misafirimiz Profesör Doktor Fatma Tülün Kayhan, kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, aynı zamanda baş boyun cerrahisinde Da Vinci robotu konusunda uzman bir isim. Hocamız bize kendi deneyimlerini anlatacak. Bu arada çok kısa bir CV'sinden bahsetmem gerekirse, Harvard Tıp Fakültesi ve Minnesota Üniversitelerinde misafir araştırıcı olarak görev aldığını biliyoruz. 2008 yılından itibaren Da Vinci robotunun eğitimiyle başlayan uzun soluklu deneyimi olduğunu biliyoruz. Ve bunların sonunda 2020 yılında Kulak Burun Boğaz Baş Boyun Cerrahisi Derneği'nin de yeni teknoloji ve temalar alanında 2020'de en iyi araştırma ödülünü aldığını da biliyoruz. Evet, misafirlerimizi tekrardan hoş geldin diyorum. Hoş geldiniz diyorum ve davetinizi kabul ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, Volkan Bey, isterseniz sizle beraber başlayalım.
Teşekkür ederim Gonca Hocam. Sesimin iyi geldiğini bir konfirm etmek istiyorum. Sesim duyulabiliyor mu? İyi geliyor hocam. Çok memnun oldum. İsmim Volkan Ünlü, Kordamet Biyomedikal Mühendisliği firmasının yönetim kurulu başkanı, yöneticisiyim. Kordamet Biyomedikal olarak biz bugünkü toplantının başlı olan bir başarı hikayesi kısmı için teşekkür ederiz. Güzel bir toplantı başlı olmuş. Ona uygun bir sunum yapmaya çalışacağım. Da Vinci robotlarının Türkiye temsilciliğini yapıyoruz. Da Vinci robotları hepimizin hayatımızda olan ameliyatların daha minimal invaziv, daha küçük kesilerle yapılabilmesi amacıyla yaklaşık 20 yıl önce geliştirmeye başlamış bir teknoloji. Ve bu teknolojinin geliştirmesindeki en önemli etken daha kısa yatış süreleriyle, daha efektif ameliyatlarla ve daha iyi klinik sonuçlara ulaşabilmek. Bunun için ne yaptılar? Zaten günümüzde ameliyathanelerde kullanılan ama birbiriyle entegre çalışmayan enstrümantasyonun hepsini birbirleriyle iletişebilir, konuşabilir ve tek merkezden kontrol edilebilir hale getirmek niyetiyle çıktı. 94 yılında FDA alan iZOP ilk tek kolluk robot diyebiliriz. 2001 yılında da FDA alan Computer Motion geliştirdiği Zeus firmaları. Daha sonra bu firmaların bir araya gelmesiyle bu firmaların birlikte çalışmaya başlamasıyla beraber Intuitive Surgical 2000 yılların başında piyasaya çıktı. 95 yılında geliştirmeye başlanan sistemimiz ilk 2000 yılında FDA'ni alarak Da Vinci'nin ilk standart modeli olarak piyasaya çıktı. Da Vinci'nin ilk standart modeli 1999'da pazara sunulsa da 2000 yılındaki aktif olarak kullanımıyla beraber ameliyathanelerde çok şey değiştirmeye başladı. Değiştirdiği en önemli şey de minimal invaziv cerrahinin daha çok hastaya ulaşabilmesiydi. Bugün itibariyle Intuitive Surgical firması tarafından geliştirilen 3 farklı platform var. Bunlar multiport dediğimiz çok delikten ameliyat yapmamıza yardımcı olan Da Vinci robotları, tek delikten içeriye girip tek delikten içeriye girdikten sonra kamera ve kolları dışarıya çıkan single port sistemimiz. Bir de herhangi bir delik kullanmadan vücudun doğal boşluklarından içeriye girerek kullanılan ion sistemi. Ion sistemi bugün özellikle bronkoskopi ile kullanılıyor. Ameliyathanede kullanılan standart yöntemlerin ortaya koyduğu sıkıntıları ortadan kaldırmak için her birine farklı bir katkı sağladı. Yani ameliyathane masası sistemle uyumlu hale getirdi. Görüntü 3 boyutlu hale getirdi. Cerrahın oturduğu konsol, cerrahın kullandığı enerji. Dolayısıyla bir uçak düşünün. Kokpitten komanda edilen enstrümanların sayısı oldukça fazla hale getirildi ve bir ameliyat sırasında cerrahın daha çok kontrol elde edebilmesi ve bu elde ettiği daha çok kontrolle beraber bilekli hareketler, kızılötesi kameralar, 3 boyutlu görüntüler, daha ergonomik operasyonlar, bunlarla beraber Da Vinci robotik cerrahi sistemi gittikçe yer almaya başladı. Da Vinci'nin en önemli etkilerinden bir tanesi, çoğunlukla Da Vinci'yi konuştuğumuzda ya da robotik cerrahi konuştuğumuzda maalesef hep fiyatlar konuşulur, maliyeti yüksek ama yeni bir teknoloji maliyetin yüksek olmasının karşılığında hastanede yatış sürelerinin oldukça kısaldı, yoğun bakımda kalış sürelerinin kısaldı, açık cerrahiye dönüş oranlarının azaldı, komplikasyonları, kan transfüzyonunu azalttı, cerrahi kesi enfeksiyonlarının azaldı ve hastaneye hastanın tekrar dönüp yeni ameliyat olma oranlarının azalttı. Bunların da hesaplandığında geriye dönüşünün aslında ekonomik olarak hiç de fena olmadığı görülen birçok data var elimizde. Minimal invaziv cerrahi deyince en minimal invaziv, en invaziv girişimlerden aslında bir tanesi kalp cerrahisi derse kalp cerrahisinde bir örnek olsun diye koydum bunu. Hemen sonunda bu hastanenin kendi yayınladığı klinik datalar da var. O buzdağının görünmeyen kısmında maliyetlere katkısı. Burada robotun 4 kolu hastanın göğüs kafesi açılmadan kaburgaların arasından girmiş. Cerrah konsolda oturuyor. Cerrah konsolda otururken yaptığı ameliyatla sanki kalp kapağının içindeyiz. Kalbin içine kadar girmiş durumdayız. Ve kalbin içinde şu an cerrahın 2 eli var. Hatta yukarıda bir eli daha var. Bir cerrahın 3 eli var. Cerrahın gözleri kalp kapağının içinde ve o kalp kapağını tamir edebiliriz. Dolayısıyla bu imkana sahip olmadığımız dönemlerde, bu kadar rahat çalışamadığımız dönemlerde birçok kalp kapağı değiştirilirken artık hastanın kendi kalp kapağı tamir edilebilir hale geldi. Bu clinic kendi datası. Bu operasyondan sonra hasta yoğun bakımda bir gece kalıp hastanede 4 gün kalıp 4 hafta sonra işine dönebiliyor. Yine benzer bir operasyonu yapan başka bir merkez, hastanın pozisyonu, hastada büyük bir kesi yok, minimal kesilerden yapılmış ve hastanın yoğun bakımda 14 ile 28 saat kaldı. Hastanede dediler 3,5 ve 5,5 gün arasında kaldı. Çok kısa bir yatış süresi ve yoğun bakım süresi. Da Vinci robotları 3 parçadan oluşur. Cerrahın oturduğu hasta başındaki ve görüntü kulesi. 1999'da çıkan cerrahi sistemlerden sonra yine başka bir örnek vereceğim. Cerrahiye nasıl bir katkısı olduğu Da Vinci robotlarının. Histerektomi ameliyatlarında
beynin histerektom ve kanser histerektomisi sol tarafta 2005 yılında yapılma oranlarına bakarsanız açık cerrahi oranlarının oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. %88 2005 yılında kanser ameliyatlarının açık yöntemle yapılması. Ama yeni çıkan jenerasyon robotlarımız Da Vinci S, Da Vinci Si ile beraber 2013 yılına geldiğimizde kanser ameliyatlarının, jinekolojik kanserlerin %88 açıktan %20'ye düştüğü ve %76'sının kapalı yöntemle robotla yapılabildiğini görüyoruz. Dolayısıyla cerrahide bir transformasyon sağladığı kesin. 2014 yılına geldiğimizde Da Vinci'nin Xi, 2017 yılında X ve en sonunda 2018 yılında çıkan SP modelleriyle beraber tek delikli, dört delikli farklı modeller oldu ama bu modellerle beraber delişen önemli bir şey oldu. Yazılımlar sürekli güncellendi. Dolayısıyla hardware olarak ulaştığı noktada görsel olarak kalırken, yeni sistemler çıkarken yazılımsal olarak sürekli ileri analitik, flexible platformlar, ayrıca uygulamalar, data hayatımıza girdi. Yani robotlarımız mekanik hareketlerin ötesinde artık akıllanmaya da başladı. Bununla beraber ne oldu? Bu robotlar kendi kendilerini aslında ifade edebilir hale geldiler diyebilirim. Herhangi bir arızaları ya da normal speklerden sapması olduğunda bunu bildirebilir hale geldiler. Da onunla beraber simülasyonlar hayatımıza girdi. Dolayısıyla öğrenme eğrileri de cerrahların simülasyonlarla beraber daha didaktik eğitimler alabildi. Masalarla beraber entegre hale gelebildi. Ve en önemlilerinden bir tanesi zımba dediğimiz stapler gibi bazı teknolojiler tamamen akıllı hale getirilip saniyede binden fazla ölçüm yaparak cerrahlara o dokuyu kapatıp kapatamayacağı ile ilgili bilgiler sundu. Dolayısıyla robotlar üzerine gelen ilave teknolojilerle beraber cerrahi hayatımızda çok fazla yer edindi. Bu yer edinmeyle beraber ne oldu? Mesela özellikle bir prostat ameliyatı ile ilgili bir data var burada Avrupa'dan. İsviçre'de, Almanya'da, Fransa'da birçok ülkede, özellikle kuzey ülkelerinde prostat ameliyatlarının %90'dan fazlası Da Vinci robotlarıyla yapılmaya başlandığını gösteren datalar var. Sadece 2020 yılında özür dilerim, geçen yıl pandemiye rağmen 1.200.000'den fazla Da Vinci ile ameliyat yapıldı. Geçen yıl 936 tane yeni robot satıldı. En güzel tarafından biri 24.000'den fazla klinik yayın var. Ve toplamda bugüne kadar yapılmış 8,5 milyona fazla ameliyat var. Ben bu slaytı açmaya başladığım andan beri son 2 saniye her dünyada şu an 26 saniyede bir yeni robotik ameliyat başlıyor ve bitiyor. Bu seri nasıl devam etti? 2021 yılının ilk 6 ayında bu sene geçen yıla göre yine ciddi bir artış gösterdik. Pandemiyle kıyaslandığında %65 çok büyük bir artış. Ama pandemiden önceki dönemle kıyasladığımızda dünyadaki robotik cerrahi sayısı, ameliyat sayısı özür dilerim %16,5 arttı. Bu yılın ilk 3 ayında 298, ikinci 3 ayında 328. Yani bu yıl ilk 6 ayda toplam dünyada 626 yeni Da Vinci robotu satıldı. Ve toplam robot sayısı bugün itibariyle 6.335. Bunları geçeceğim. Bunlarla ilgili biraz zaman harcadık diye geçmek istiyorum. Robotun getirdiği şey neydi? Minimal invaziv olarak cerrahın ellerinin aynısını hastanın içine sunabilen bir teknoloji verdi. Yani 8 santimetre bileği olan bir cerrahın elinin yerine içeriye giren 8 milimetrelik eller, 8 santimlik bileğin yaptığı hareketin aynısını ve hatta daha fazlasını yapabilen bilekli hareketler. Bunlar bizim klasik enstrümantasyonumuzdu. Robotlarla iş günümüzde ne olmaya başladı? Yeni enstrümantasyonlar gelmeye başladı. Bu bir 5 milimetrelik damarı çok kısa bir süre içinde kesip yapıştırabilen ve kanamayı durdurabilen bir enstrüman. Yine aynı sistemimizle beraber kullanılan az önce bahsettiğim akıllı kapatma cihazları. Yani bir bağırsağı kapatmak istediğiniz zaman, kesmek istediğiniz zaman o bağırsağı hem kapatıp hem kesip hem de o bağırsağın ya da mide dokusunu kapatılıp kapatılamayacağını doktora söyleyen, geri bildirim yapan, kapanmayacaksa durup tekrar ölçüm yapan ya da kapanmayacaksa hiç onun yapılamayacağı geri bildiriminde bulunan. Dolayısıyla artık iletişim haline geçen akıllı sistemler ve enstrümantasyonlarımız geldi. Yine kendi türünün en önemli özelliklerinden birini taşıyan SynchroSeal diye başka bir enstrüman. Şu an dünyadaki en hızlı kesme ve kapatma işlemini yapan enstrüman olarak geldi. Da Vinci robotu ile ilgili çok basit bir video göstereceğim. Cerrahın 3 boyutlu gördüğü, 2 elini kumanda ettiği bir tanıtım videosu aslında bu. Bu tanıtım videosuyla bütün amaç şunu göstermekti. Ne kadar hassas hareket edebildiğini göstermek. Buradaki hassas hareketi devamında bu üzümü
bu hassasiyetle soyup daha sonra onu kaldırabilmek. Şimdi bu üzümü bu kadar rahatlıkla ve hassas hareketlerle soyabiliyorsak, prostatta az önce sayıları gösterdim, sinir demetini prostattan sıyırarak operasyon yapmak, sonraki dönemde sinirler korunduğu için hastanın postop döneminde çok şeyine katkı sağladığından ötürü oldukça fazla tercih edilmeye başlandı. Buradan robotun üzerine başka neler geldi? İlave teknolojiler. Yani cerrahlar bugüne kadar çıplak gözle gördükleri görüntünün üstüne kızılötesi kameralarla oluşturulmuş görüntüler de bindirerek bir kanserli dokudan hareket eden kanserin gideceği ilk lenf nodunu bulmalarına yardımcı olacak ilave teknolojiler robotun üzerine kondu. Dolayısıyla çıplak gözle gördüğü görüntü buyken kızılötesi kamera ve bir boya yardımıyla o kanserin direni olduğu lenf nodunu bulmalarına yardımcı olacak. Yeni dönemde neler geldi? Aplikasyonlardan bahsetmiştim. Robotlar çekilen tomografi görüntülerinin üzerinden sistem tarafından oluşturulan 3D modellerle, 3 boyutlu modellerle cerraha tümör ve tümörün olduğu bölgenin etrafındaki vasküler yapıyla olan ilişkisini göstermeye başladı. Bu bize ne kazandırdı? Bundan sonra şunu gördük ki cerrahlar daha zorlu vakaları da minimal invaziv yapabilmeye başladılar. Ve burada çok önemli bir şey oldu. Böbrekleri korumaya başladık açıkçası. Bu tablonun sol taraftaki açık ameliyatla yapılan parsiyel nefrektomi dediğimiz böbrek tümörünün alınıp geriye kalan böbreğin saklandığı, korunduğu operasyon sayısının açığı ne kadar azalıp robotun arttığı. Sağ tarafta ise o hastaneye, bir hastane içinde yapılan bir çalışma diye düşünün bunu, o hastaneye gelen hastalardan böbrek kanserli hastaların bütün böbreğin alınma oranının ne kadar azalıp sadece kanserli dokunun alınıp geriye kalan böbreğin saklandığı vakalar. Dolayısıyla parsiyel nefrektomi vakalarda da oldukça bize avantajlar sağlamaya başladı onlar. Peki bunu buraya getirirken nelerden yararlandık? Olmazsa olmazımız eğitimlerdi. Az önce söylediğim gibi robotlardaki eğitimin ilk adımı olarak simülatörleri düşünüyoruz. Simülatörler gerçek cerrah konsolunun arkasına bağlanan ve kolaylıkla hastane ekibi tarafından taşınabilen simülatörlerle beraber hekimler ameliyatlardan önce oturup simülasyon üzerinde birçok farklı senaryoyu simüle ederek kullanıyorlar. Aynı havacılıkta olduğu gibi aslına bakarsınız. Burada sağ taraftaki gerçek bir hasta görüntüsü, sol taraftaki simülasyon üzerinde bir histerektomi rahim ameliyatının yapılma videosu olarak düşünün. Bunu simüle edebiliyoruz robotlarımızla. Bir başka güzellik, özellikle eğitim merkezleri için ikinci bir cerrah konsolu. Dolayısıyla cerrahlardan bir ameliyat yapıp hasta kontrol ederken kolları, aynı ameliyathanenin içinde ikinci bir konsol sayesinde başka bir cerrahın o cerraha yardım etmesi, öğretmesi, göstermesi, proktörlük yapması ve bunun da eğitime ve sonraki dönemdeki ne kadar katkısı olduğunu gösteren bir şey. Bu Türkiye'den bizim ameliyathanelerden bir tanesinde çektiğim çok hoşuma giden fotoğraflardan biri. Sol taraftaki hekim bir transplantasyon yaparken, böbrek transplantasyonu, transplantasyonun yapıldığı hasta bir bayan hasta, daha önce histerektomi olmuş, yumurtalıkları korunmuş, jinekologdan yardım rica edip abi yumurtalıklara bakalım mı dediğinde geldikleri nokta. Eğitim merkezi olarak şanslıyız. Dünyada çok fazla eğitim merkezi var. Bunların hepsi akredite ama bunlardan bir tanesi Türkiye'de Acıbadem Üniversitesi içinde CASE'de bir akredite, uluslararası akredite bir eğitim merkezimiz var. Eğitimlerimizi orada veriyoruz. Türkiye'de robotik cerrahide geldiğimiz nokta 35 tane farklı merkezde robotumuz var. Bunlar Erzurum'dan İstanbul'a kadar, Adana'da, Ankara'da birçok ilimizde robotik cerrahi kullanıyoruz. Robotik cerrahideki operasyonlar multidisipliner yapılıyor. Kulak, burun, boğaz, baş, boyun cerrahisi, göğüs cerrahisi, üroloji, jinekoloji, genel cerrahi ve az önce söylediğim gibi 2020 yılında pandemiye rağmen hiçbir azalış görünmeden devam etti. Türkiye'de çok güzel bir dağılım olduğuna da inanıyorum açıkçası. Hem özel sektörde hem akademik merkezlerimizde, Sağlık Bakanlığı'nın çok kıymetli merkezlerinde ve hatta birçok yerde bazı tekniklere isimler verecek kadar güzel operasyonlar yapıldı. Bu slide normal şartlarda bu sunumlarımın içinde yok ama sağlık teknoloji ve belki biraz özendirici olsun diye yapılan bu güzel toplantı için çok teşekkür ediyorum. Biraz ekonomik boyutunu göstermek adına koydum. Intuitive Surgical firması 2000 yılında hayata başlayan 21 yıllık bir firma ve 21 yılda bu sabah itibariyle borsadaki değerlemesi 124 milyar dolar. Dolayısıyla 20 yılda sağlık sektöründe az önce Sayın Bakan Yardımcımızın çok güzel bir şeyi vardı. Savunma sanayinden örnekler vererek savunma sanayinde yaptığımız çok güzel şeyler
sağlık sektöründe de yansıyabileceğine hiç şüphem yok ve çok güzel işler yapıldığında o başarının böyle bir maddi karşılığında olduğunu göstermek adına koydum. Zamandaki sarkmadan ötürü hızlı konuştum. Umarım vaktimi çok aşmamışımdır. Dilim döndüğünce anlattım. İlginiz için çok teşekkür ediyorum. Ekranımı kapatıyorum. Volkan Bey, bu güzel sunumunuz için aynı zamanda çok kısa sürede çok verimli bir sunum oldu. İlgilenen arkadaşlar açısından çok ilgi çekici oldu. İsterseniz Tülin Hocam'ı da dinleyelim, ondan sonra soruları alalım. Memnuniyetle Tülin Hocam'ı da merhabalar. Merhabalar Volkan Bey. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben önce toplantıya davetleriniz için çok teşekkür ederim. Hem süremiz azaldığı için kısa bir sunum hazırlamak istedim. Hem de ben de bir teknoloji kurbanı oldum. Sabahtan beri şey gibi bir bilgisayar bekleyişim olduğu için videolarımı açamadım ama şöyle bir kısa bir sunumla şey toparlamaya çalışacağım. Tabii Volkan Bey çok güzel görseller verdi bize. Ben Volkan Bey'le tanışmamızda 2009'da Türkiye'ye ilk Da Vinci robotu geldi. Ben o zaman Bakırköy Doktor Sadi Konuk'un klinik şefiydim. Hastanemize ilk robot alındı. Kordamet'in hizmeti olarak robot alındığı zaman hastanelere bir de ekibin eğitimini sağlıyorlardı. O zaman da Fransa'da İRCAT'ta ben de eğitim aldım. Ve hemen başladı. Tabii o zaman eğitimler de zordu. Mesela kulak, burun, boğaz ve kaç cerrahisi branşlarında mutlaka hekimlerin eğitim vermesi gerekiyor. Diğer branşlarda uzman kişiler, veterinerler eğitim verebiliyordu ama bizim gittiğimizde KBB eğitimini verecek doktor yoktu. Biz kadavrada kendi eğitimimizi kendi tamamlamak zorunda kaldık 2009'da. Fakat ondan sonra tabii o dönemde 2009'da çok şeydi, çok yeniydi kulak burun boğazda kullanımı. Robotik cerrahi bir genel robotik cerrahi olarak düşünebiliriz. Bu detayları çok güzel anlattı. Ben o slaytımı kaldırdım Volkan Bey, robotun gelişimini. Biz kulak burun boğazda kullanımla transoral robotik cerrahi diyoruz. Bu ağız yoluyla yaklaşım anlamına geliyor. Biz batından girmiyoruz, ağız boşluğundan giriyoruz. Robotun kollarını ağız boşluğundan kullanıyoruz. Bu kulak muvazda kullanım gelişimi de aslında çok yeni. 2005 yılında University of Pennsylvania'da Hochstein, Weinstein ve O'Malley isimli 3 tane araştırmacı bu cerrahi için manken, hayvan ve kadaver çalışmalarına başladılar. Ve bu transoral robotik cerrahi, ben C ile çevirdim ama İngilizce TORS olarak tanımladılar ve ilk yayınlarını 2007'de yayınladılar. Daha sonra tabii KBB ile ilgili olabilecek bir robotik transaksiler, tiroidektomiler falan da var ama asıl bizim kullanımımız TORS transoral robotik surgery şeklinde. Ve 2010'da da FDA onayladı. 2009'da biz eğitimimizi alıp döndükten sonra ülkemize zaten FDA onayı da olan bir şeydi. cerrahi yaklaşımdı. Böylelikle ameliyatlarımıza başladık. Şimdi şu anda ilk 2005'te tanımlanan yer sadece bademciklere yönelikti. Dil köküne yönelikti. Ve supraglottik larynx'e yönelik teknik tanımlanmıştı. Fakat çok hızlı gelişen bir teknoloji ve teknik transoral robotik cerrahi. Bu kadar kısa sürede binlerce yayın yapıldı, binlerce ameliyat ve bilim adamları sonuçlarını yayınladılar. Şu anda biz transoral robotik cerrahiyle ağız boşluğuna ve kafa tabanı, yani bademcikler, dil kökü, damak, farinks duvarı, yutak duvarı, parafaringeal boşluk, gırtlak, gırtlağın alt hipofarenks adını verdiğimiz emek borusunun başlangıç bölgeleri, supraglottik bölge, glottik bölge, yani vokal kortlar, piriform, bu tür yerlere ulaşabiliyoruz. Normalde biz bu bölgelere ağız içine, ağız yoluyla yaklaşabilsek de buranın tümörlerinde ağız içiyle yaklaşamıyoruz. Dışarıdan bir kesi yapıyoruz boyundan. Bir geçici trakeotomi adını verdiğimiz delik açıyoruz. İşte boyunca seksiyonu büyük bir cerrahi yaramız oluyor. Ama robotik yolla dışarıdan bir kesi oluşmadan ağız boşluğundan girerek bir ameliyat yapmayı sağlıyoruz. Ve normalde bizim yaklaşamadığımız parafaringeal boşluğa, glottik bölgeye,
piriform faringeal duvar gibi bölgelere, daha aşağı seviyelere de robotun kollarıyla ağız, özel bir ağız açacağı yerleştirerek kolaylıkla yaklaşıyoruz. Bu bize tabii biraz önce Volkan Bey'in de özetlediği büyük avantajlar sağlıyor. Dışarıdan bir kesimiz olmuyor, kan kaybımız olmuyor, yara iyileşme, yara enfeksiyon riskimiz olmuyor. Hastanın yutma, yeme, içme, nefes alma, trakeotomide açmadığımız için fonksiyonları hemen yerine geliyor. Hastanede kalış süresi, iyileşme süreçleri çok 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 kısalıyor. Ayrıca örneğin benim hani çok yaptığım işlerden biri, mesela daha önce radyoterapi görerek tedavi olmuş bir kanser cerrahisinin açık cerrahisi çok risklidir. Ameliyat yerlerinin kapanması çok risklidir. İyileşmez. Biz ışın tedavisi görmüş bir hastanın ikinci ameliyatını kurtarma cerrahisini açık olarak yapmaktan çok çekiniriz. Fakat ben robotik cerrahiyle bunu çok kolaylıkla yapıyorum dışarıdan bir kesi olmadığı için. Daha erken tabii çok ileri tümörler değil ama erken evre nükslerde olsun, erken evre birinci tümörlerde olsun çok avantajlı bir işlem yapıyoruz. Hastalarımız 3-5 günde sanki bir bademcik ameliyatı olmuş gibi toparlıyorlar. Böyle üstünlükleri var. Yine Volkan Hocam'ın gösterdiklerinin yanında biz odanın bir köşesinde robotik cerrah bulunuyor. Aslında biz bunu tabii başka ülke, başka şehir, başka kıtadan da yapabiliriz. Yeterli bir internet hızımız olduğu zaman. Sonuçta bir telesurgery bu. Ve ilk planlandığında bu tür şeyler yapılmış. Ama FDA aynı odada cerrahın olması istiyor. Çünkü biz ağız yoluyla bu ameliyatı yaparken aniden beklenmedik bir durum olursa açık cerrah geçme riskimiz var. Tabii ben 10 küsur yıldır bunu yapıyorum. Böyle bir şey çok şükür gerek duymadık ama olabilir. O yüzden cerrahın açık cerrah yapabilecek bir deneyim ve bilgi birikimle birlikte salonda olması gerekiyor. Bizde yaklaşım şöyle, diğer slide'da gösterdiğim gibi ağız yoluyla şeyleri ağza yerleştiriyoruz kolları. Ortadaki optik kenardakiler kollar, kolların ucuna da uygun olan şeylerimizi kullanıyoruz. İşte koter ucu olabilir, merilen tutucu olabilir, makas olabilir, sealing yapıcı yani oradaki dokuyu yapıştırıcı uçlar, lazerli uçlar kullanabiliyoruz. Bizim ekibimiz ameliyathanede şöyle yerleşiyor. Bir köşede robotik cerrah konsolda, bir köşede daha doğrusu hastanın baş kısmında robotun kolları, onlar ağız içine yerleştiriyor. Konsol cerrahı steril olmasına gerek yok ama hasta başı cerrahı, yanındaki hemşiresi, onlar steril olarak ağız içine aletlerin sokulmasını, dokunun tutulmasını, çıkarılmasını, aspire edilmesi gibi avantajlar sağlıyor. Böylelikle ameliyat sahasında normalde 4 tane el oluyor. 2 tanesi robotun kolları, 2 tane de oradaki hasta başı cerrahın kolları. Bunlar tabii ameliyatlarımızı çok kısaltıyor, ameliyat sürelerimizi. Yani 10 dakikadan normalde 2-3 saatlik bir ameliyat 10 dakikayla işte 8-10 saatlik ameliyat 2 saat gibi çok kısa bir süreye iniyor. Bizdeki faydası transoral yaklaşım, geniş açı, normalde biz o bölgeleri lazerle veya mikroskopla cerrahisini yaparken dar açıdan veya endoskop bir elimizi meşgul ediyor. İki boyutlu ve böyle şey evi görüş açısıyla yapıyorduk bu ameliyatları. Ama robotla yaptığımız zaman 16 kez büyütülmüş 3 boyutlu bir görüş avantajı veriyor. Yine bu milimetrik el bileği takmışlar dar alanlarda çalışma kolaylığı veriyor. Her alana çevirmemizi sağlıyor. Titreme şey yapılmış bizim bu tür ameliyatlarda deneyim kazanmamız ve tecrübe kazanmamış zordur, zor ameliyatlardır ama robot bunu kısaltıyor. Tremor filtresi var, aletlere gerekirse cerrahi alanda bırakıyoruz, her seferine gir çıkar yapmıyoruz. Ya bu gibi pek çok teknik avantajı var cerrahlara. Hastayı ve cerraha sağladığı üstünlükleri kısaca özetledim. Etkili bir cerrahi sağlıyor. Bir tümör varsa var orada ve tümörü iyi şekilde gördüğümüz için hem sağlıklı dokuyu, sinirleri, damarları iyi bir şekilde korumamızı sağlıyor. Hem de tümörlü dokuyu veya hastalıklı dokuyu net bir şekilde çıkarmamızı sağlıyor. Güvenli bir onkolojik sınır oluşturuyor. Minimal kan kaybı, kan kaybımız çok uzuyor. Topu topu 15-20 cc'lik bir kan kaybı oluyor böyle büyük ameliyatlarda. Ve cerrahi ekip yorulmuyor. Öyle bir ameliyatları 8-10 saat ayakta kalan bir sürü insan. Ama burada 2 kişi, 3 kişiyle bu ameliyatları yapabiliyoruz. Hasta açısından baktığımızda da cerrahi sekel ve fonksiyon kaybı olmuyor. Hasta erkenden konuşuyor, yutuyor.
nefes alıyor. Kemoradyoterapi ihtiyaç çok azalıyor. Trakeotomiden kaçınıyoruz. Bu hastanede kalış süresi azalıyor. Skarize olmuyor gibi gibi avantajlarımız var. Dezavantajlarımıza gelince şu anda dezavantaj olarak sağlayabiliriz, düşünebileceğimiz bir şey. Yani bizim kulak burun boğaz açısından tabii robot aslında batın ameliyatları için dizayn edilmiş bir teknoloji. KBB'de biz çok dar alanlarda çalıştığımız için aletlerimizin biraz daha incelmesi gerekiyor ki bunlardan yeni gelecek bir teknoloji tek portla cerrahi. Henüz biz almadık, Türkiye'de başlamadık ama o tam yapıldı ve piyasaya verilmeye başlanacak yakın bir zamanda. Tek porttan çok ince uçlu şeyler var. Tabii de robotik cerrahi bir avantajı da teknoloji her an geliştirilmeye açık bir teknoloji. Geliştiriyoruz. Şu an geriye dönüp baktığımız zaman hani cep telefonlarının kocaman olduğu, bilgisayarların kocaman olduğu bir dönem gibi bir dönemi yaşıyoruz ama o kadar hızlı gelişiyor ki teknik ve teknoloji. Önümüzdeki günlerde, yıllarda çok daha hassas, ince ve yapacağımız cerrahiye uygun mutlaka uçlar gelişecek, kollar gelişecek. Maliyet kısmında ben pratik olarak uygulayan birisi olarak bunu görüyorum. Şu an emekliyim, özel pratikliğim, devlette çalışmıyorum 5 yıldır. Fakat baktığım zaman şu andaki maliyet aslında robotik maliyet açık cerrahi maliyetiyle başa baş. Yani robotik cerrahi yapmanın getirdiği ekstra maliyet. Biz de hastanede kalış süresini kısaltması, ameliyathane kullanım süresini kısaltması, daha az ekiple çalışılması gibi gibi avantajlarını düşündüğümüz zaman maliyet çok daha kısa, az oluyor aslında. Sadece robotu satın alma ve robot bakım maliyetini sağladığı zaman bir kurum eğer robotu çok fazla vakada kullanırsa, verimli kullanırsa bu maliyetleri bertaraf edebiliyoruz. Yani buradaki maliyetteki önemli nokta alınan robotun verimli kullanılması bence. Alınan robot verimli kullanılırsa, her gün 2-3-4 vaka yapılırsa sırayla bu şeyi maliyetini rahat rahat karşılığı getirdiği diğer avantajlarıyla birlikte. Bir en önemli teknik şeyi şu anda doku feedback yok. Yani doku feedback şu demek, biz açık cerrahi, normal cerrahi yaparken dokuyu tuttuğumuz zaman karşıdan dokunun bir gerginlik hissi vererek işte kemikte miyiz, damarda mıyız, sinirde miyiz, yumuşak dokuda mı, yağ doku mu tutuyoruz, bunu hissederiz cerrah olarak, kişi olarak. Ama robotta bu bir tele şeyle geldiği için bu his, bunu hissedemiyorsunuz normalde. Fakat çok enteresan bir şey, kişi hemen sezgilerimiz gelişiyor bu cerrahi yapınca. Bunu bir süre sonra geliştiriyorsunuz ve nerede olduğunu hissetmeye başlıyorsunuz. Bunu hani yok, çok yapan birisi olarak hani o nedenle sezgisel yapılan bir ameliyat diye isimlendiriliyor. Bu ama bu sezgiler de çok çabuk gelişiyor. Tabii ki biz burada robotu bir teknik ve teknoloji olarak kullanıyoruz. Robotu, ameliyat robot yapmıyor. Robotun getirdiği üstünlüklerle, avantajlarla cerrahi birikimimiz, hekimlik birikimimiz, tıp birikimimizle birlikte bunları yapıyoruz. Benim şu anda pratikte en çok kullandığım şey, yani bir teknik işte Mac'e geçme nedeniyle videoları oynatamadım. O yüzden ameliyat videosu koyamadım. En çok yaptığım ameliyat sayılarım 500'ü geçti. 500 üzerinde vaka yaptım bu 2009'dan beri. İlk başta ağırlıklı kanser cerrahisi yapıyordum. Mesela 10 tane kanser cerrahisi, tonsil kanseri, X kanseri falan yaparken. Şu anda uyku apne cerrahisini daha fazla yapıyorum. Uyku apne cerrahisinde biz dil kökü ve gırtlak bölgesinde bir cerrahi yapıyoruz. Tabii bunlar iyi huylu hastalıklar olduğu için dışarıdan kesit trakeotomi hasta için çekinilen noktalardı. Ama uyku apnesi cerrahisinde böyle ağız içinden girerek trakeotomi açmadan hani bir haftada hastanın iyileşmesi büyük avantaj sağlıyor ve ben çok ileri vakalarda çok başarılı sonuçlar, %85-90'a varan başarı oranlarıyla çok ileri uyku apneli vakalarını tedavi ediyorum robotik cerrahi sayesinde. Kanser cerrahilerinde dediğim gibi erken evre 1, evre 2 tümörlerde çok çok avantajlı. Ayrıca radyoterapi görmüş hastalarda
çok avantajlı kurtarma cerrahisinde. Yani 100'ün üzerinde kanser vakam ama 400'ün üzerinde de herhalde artık uyku apne vakalarım oldu. Ben avantajlarını çok yoğun bir şekilde yaşayarak, hastalarıma da bunları yansıtarak cerrahilerime devam ediyorum. Sorular varsa alabilirim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Sesiniz açık. Evet, çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi gelen sorulardan isterseniz Volkan Bey'le başlayalım. Tamam. Şöyle sormuş bir katılımcımız. Cihaz kullanımı sırasında ortaya çıkabilecek teknik ve diğer aksaklıklarda nasıl önlem alınmaktadır diyor. Sistem 20 yıldır güvenle kullanılan bir sistem FDA'ydi ve teknik olarak sistemi hemen durdurma, acil olarak ayırma gibi birçok fonksiyon var sistemin üzerine tanımlanmış ve hekimlere ve hekimlerle beraber cerrahi ekiplere verdiğimiz eğitimlerde bütün bunlar anlatılıyor. Geçen haftalarda bir toplantı vardı, orada hocamızın birine soruldu. Yani bu cihaz bozulunca ameliyathanede ne yapıyorsunuz? Hiç mi bozulmuyor? Elbette bozulabilir. Ama yağmurlu bir günde üstünüze yıldırım düşmesiyle aynı ihtimal dedi. O ihtimali ben de bir hekim hocanızın ağzından aldığım o şeyi size anlatayım isterim. Ama çok fazla şey var, güvenlik sistemi var. Ben de şöyle söyleyeyim, pratikte uygulayan bir hekim olarak 9-10 yıldır, 11 yıl olduk herhalde. İlk başta bir kere sağ olsun Kordomet firması çok destek oluyor bize. Bir mühendislerimiz var, mühendis arkadaşlarla çalışıyoruz. Ekibin içinde işte doktor, cerrahlar, hemşirelerimiz yanında. Hastanelerimizin, tabii devlet hastanelerinde bu biraz daha az oluyor. Ama özel hastanelerdeki teknik elemanlarımız ve Kordomet'in mühendisleriyle birlikte giriyoruz. Mucizler bir yaklaşımla süreci yönetiyoruz diyorsunuz hocam. Evet. Her ameliyatımızda bir mühendis arkadaşımız, robotu kullanmakla ilgili olan mühendis arkadaşlarımız var. Onlar bize eşlik ediyorlar. Tabii bizim artık hani benim çok çok ileri bir deneyimim olduğu için 4500 vakada biz de böyle çok özel bir vaka çok farklı bir durumdaysa geliyorlar. Bazen gelmedikleri oluyor. Özlüyoruz geliyorlar. Bizim bir parçası onlar. Ama tabii ki sıkıntı oluyor. O sıkıntı olduğu zaman hemen mesela bilgisayar üzerinden uluslararası bağlantılar gerçekleşebiliyor ve anında müdahale ediyorlar. Bu tür yardımlar oluyor. Ama şey olarak, teknik olarak ben mesela ne yapıyorum tedbirle? İşte optikte bir problem olabilir. Aletin bir parçası kırılabilir. Optik mutlaka yedekli optik bulun diyorum. İşte bir 30 derecem, 0 derecem oluyor. Veya Bakırköy'de biz daha yoğun yapardık. Orada ikinci bir optik aldırmıştık. Böyle aletlerimiz, işte uçlarımız mesela yedeğe bulunuyor. Uçlarla ilgili orada bir sıkıntı olabiliyor, iyi tutmuyor, kırılabiliyor falan. O zaman hemen yedeğimizi takıp kullanıyoruz. Ama robotun genelinde bütünüyle ilgili bir teknik arıza olmuyor. Eğer o dönemde bir şey varsa zaten bize bildiriliyor, ameliyatlarımızı erteliyoruz ve mühendis arkadaşlarımız hemen müdahale ediyor. O anlamda güvenliyiz. Kendimizden. Çok teşekkür ediyorum. Benim bir sorum da Volkan Bey'e. Bundan sonraki süreç için sizce Da Vinci robotunda hangi özellik olsa iyi olur dersiniz? Yani bir gelecek simülasyonu yaparsak ne istersiniz? Gelecek simülasyonunu yapınca aslına bakarsanız ne istediklerimizin birçoğu bir yandan devam ediyor. Yani neler geliyor diye soracak olursak mesela. Big Data dedi Şuayb Bakan Yardımcımız sağ olsun. Big Data ile ilgili çok ciddi şeyler var. Yani yapmaya çalışılan şey şu: hekimlerin öğrenim eğrisini nasıl kısaltabiliriz? Ama bu öğrenim eğrisini kısaltırken cerrahi yetenek olarak cerrahın ihtiyaç duyduğu seviyeyi nasıl yukarı çekeriz ki minimum komplikasyon. Bununla ilgili çok güzel şeyler geliyor. AI'lar size yardımcı oluyor. Hangi fazladan yaptığınız hareket var mı? Nerede zaman harcıyoruz? Bu iki şeyi çok istiyorum. Yani çok istiyorum ve son 5-6 senedir en çok üzerine kafa yorduğumuz konulardan bir tanesi de o oldu Türkiye'de de. Kızılötesi kamerayı gösterdim size. Çok basit bir örnek verdim orada. Kanserli dokunun gideceği lenf nodunu bulmak. O görüntüleme modeli sitesiyle biz hangi dokunun beslenip beslenmediğini, dolayısıyla nekroz olup olmayacağını görebiliyoruz. Karaciğerdeki tümörleri ya da kolorektal metastazları bugün görebiliyoruz. Safra yollarını görebiliyoruz ve dolayısıyla Türkiye'de şu an bir merkezimiz çok inanılmaz güzel bir şey yapıyor. Bütün Orta Doğu'nun, Avrupa'nın, yakın Avrupa'nın tek laparoskopik yöntemle, kapalı yöntemle
vericiden karaciğer çıkartabilen merkezi haline geldik. Neden? Safra yollarını çünkü o görüntülemeli. O yüzden önümüzdeki dönemde mekanik olarak çok büyük bir gelişmeden daha çok yazılım ve özellikle görüntüleme. Şirketimizin CEO'su Gary Goodhart'ın geçenlerde yaptığı çok güzel bir toplantıda bir sunumu vardı ve aynen şunu söyledi. 10 yıl sonra geriye dönüp bugüne baktığımızda cerrahlarımızın sadece bu görüntüyle bu kadar ameliyatları nasıl yaptığına çok şaşıracağız. Dolayısıyla yeni gözümüzün görmediği ışık boylarında farklı görüntülemeler vererek belki siniri de göstereceğiz hekimlerimize. Kanserin birebir nerede olduğunu gösterip sadece o bölgeyi çıkartmalarını sağlayacağız. Bunu bekliyoruz. O da çok heyecan verici aslında bakarsanız. Benim için en önemli gelişme orada olacak. Görüntüleme, daha çok kanser görüntüleyelim isteriz onkolojik cerrah için özellikle. Diyorum, ama Fatma Hocam'a sormak lazım belki bir kullanıcı şimdi olarak onun ihtiyaçları. Fatma Hocam'a hem bu soruyu hem de bir soru daha sormak istiyorum. Şöyle, oldukça geniş bir yelpazeden bahsettiniz sunumunuzda. Başboyun cerrahisi açısından hani glotta alandaki bir kansere de müdahaleniz var. İşte uyku apnesine de var. Vaka seçimi sürecinde kritik olarak hani bu kadar deneyiminizle şu vakayı konvansiyonel yöntem daha iyi olur ama bunu kesinlikle Da Vinci ile yapalım dediğiniz böyle bir takım şeyler var mı? Sizin var. Hani know-how'ınıza göre. Çok var Gonca Hocam. Şimdi ben Türkiye'ye ilk kez robotik cerrahi getiren kişi olarak tabii çok avantajlıydım. Kişi olarak da böyle bir şeye bağımlı olmayan, bir özgür düşünen bir insanım. O yüzden çok gelişmeye açığım. Ben robotik cerrahi tekniği öğrenip Türkiye'ye döndüğüm zaman Bakırköy'de de çok yoğun hasta gören bir şeydik, ekiptik. Ben hani bütün vakalarımı klinik şef olarak değerlendirdim. Ben bunu robotla yaparım diyerek pek çok vakayı. Mesela ilk çocuk serisini robotla ben yayınladım. Çocuklarda robotik cerrahiyle değil kökü kanserleri, tümörleri, iyi huylu. Bu sadece kanserde iyi huylu tümörler. Mesela değil kökü yerleşimli tiroid var, tiroid dokusu var. Veya tiroglossal doku dediğimiz iyi huylu tümörler, kistler bunlar. Ve çocuklarda daha çok görülüyor genç yaşta konjenital problemler olduğu için. Mesela bunları bununla çıkar yapabilirim diye ilk bebek ve çocuklardan oluşan robotik cerrahi serisini ben yapıp yayınladım. Yani böyle ilk yaptım. Mesela gırtlak kanserinde ses teli kanseri daha çok lazerle yapılırdı. Dünyadaki ilk kordektomi, yani gırtlak kanseri serisini de ben tamamladım ve geçen yıl uzun dönem sonuçlarımı, onkolojik sonuçlarımızı verdik. Lazer cerrahisi de başa baş açık cerrahiden daha iyi sonuçlar. Yani bu şekilde herhalde bir 20 tane falan uluslararası yayınım var robotik cerrahiyle ilgili. Bunların çoğu zaten ilk yapılan vakalar ve seriler. Serilerimizi verdim. Yani her şeyi de ben önce hani robotu bir alet olarak düşünün. Hani bunu bununla yapabileceğimi düşünüyorsam, ama tabii ki ben bununla ilgili camiamdan çok tepki aldım. İlk yıllarda kongrelere çıktığım zaman ilk böyle deneyimli hocalarımız tabii işte ne yapıyorsun sen, bu kadar pahalı bir şey, işte bu firmanın şeyim olduğuna kadar hakaretler yedim yani. Şimdi tabii onlara çok üzgünlerdir eminim. Nasıl böyle bir şey yaparsın, nasıl filan, işte böyle bir şey, böyle bir ameliyat yok ki, sen niye kafandan uyduruyorsun dediler. Ama şeyin o approve etmiş olması FDA'yı, hasta onayıyla hani kabul edilmiş bir teknoloji olduğu için uygun vakalarda hastanın onayıyla böyle ilk vakaları yaptık. Ama bu zaten yapacağımız, burada tabii ilk vakayı yapmak, oyalı yapmak bir yani yeni bir şey bulmak gibi değil aslında. Benim onu kapalı yapacağım, işte endoskopla, başka aletlerinle yapacağım şeyin yerine robotu koyup robotu kullanarak yapıyorum. Orada hani yenilik olarak böyle çok da yanlış anlaşılmasın, hiç olmayan bir şey uyguluyor değilim. Bilinen bir yöntemi robotla, robotik cerrahi, endoskopik cerrahi yerine robotik cerrahi ile yap. Aslında robot endoskopik cerrahi çok ileri hali hani baktığımız zaman. O şekilde tanımlanmış ameliyatları robotla yaparak çok güzel sonuçlar aldık. Şimdi tabii hocalarımız arkadaş, ama ben şöyle yapıyordum. Önce yeni yaptığım bir şeyi yayınını yapıyorum uluslararası. Konuşmama yayınla başlıyorum. Ondan sonra anlatıyorum. O zaman tepkiler durdu. Hani burada bir şov. Çünkü yeni bir teknolojide
Yanlış bir şey yaparsanız veya yeni bir teknikte o tekniğe olan inancı bozarsınız. Hani ben ona çok dikkat ettim. Önce bir bilim adamıyım. Bu işin şovu olarak değil de hasta güvenliği, kendi güvenliğimizi düşünerek işi önce bilimsel platformda güvenlik açısından eskiden hastalarımızı hani 2 gün yatırabileceğim hastayı ben 5 gün, 6 gün, 7 gün yatarak ilk vakalarda daha güvenli gittik. Ondan sonra rutine döndürdük. Hasta güvenliğiyle kendi güvenliğimizle yenilikleri açık bir şekilde bilimsel platformlarda bu sonuçlarımızı paylaşarak kitaplarımızda, dergilerimizde, kongrelerde çok güzel geri bildirimler aldık ve çok iyi noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz hocam. Çok kısa bir cevap istiyorum. Bir sorumuz daha gelmiş YouTube'dan. Çok ender vakalar ya da çok hani şeyde yurt dışında yapılan bir cerrahi müdahale için acaba izleyici olarak deneyim kazanmak açısından Türkiye'den birinin de sürece dahil olması, katılması ve izlemesinin mümkün olup olmayacağını soruyor katılımcılarımızdan biri. Ya benim için arzu eden de meslektaşlarım benim ameliyatlarıma gelebiliyorlar. İletişim ve bilgim internette var. Hani ben her zaman şey kabul ediyorum, misafir kabul ediyorum, izleyici kabul ediyorum. Bazı açık canlı cerrahi toplantılarımız da oluyor. Oralarda da gösteriyoruz. Bu her zaman mümkün. Ama biz mesela yurt dışında yapılmayan şeyleri de yapıyoruz. Yani yurt dışındaki kulak boğaz açısından benim vaka serimin genişliği, ben hani yurt dışında katıldığım eksper cerrah toplantılarında da oldukça geniş bir yelpazede güzel vakalar yapıyoruz. Yani bu şeyle ilgili, vaka çıkınca yapıyoruz yani, vaka ile ilgili olan bir şey. Çok teşekkür ediyorum. Ama Volkan Bey, hani uluslararası şeyler için bir bağlantıları var mıdır onu bilemiyorum. Uluslararası bağlantılarımız da var. Dolayısıyla memnuniyet duyarız. Bizimle direkt temasa da geçebilirler. Konuyla ilgili daha detaylı bilgi memnuniyetle veririm. Çünkü robotik cerrahi komünitesi 20 yılda bayağı bağlı. Çok sayıda hekim eğitildi. Ülkemizde yüzlerce robotik cerrahi eğitim almış, Da Vinci eğitim almış hekimimiz var, Da Vinci cerrahisi yapan. O yüzden memnuniyet duyarım. Uluslararası bağlantılarımız elbette var. Hocam bir soru daha geldi. Onam alımı ile ilgili sıkıntı yaşanıyor mu diye soruyor bir katılımcımız. Ben hani hekim olarak söylersem bir sıkıntı yaşamıyorum ama tabii bunu çok dikkatli yapmak lazım. Kendim bizzat hastalarıma artısı, eksisi, avantaj, dezavantaj, hani normal hukuki onamın bütün aşamalarını yaşayıp anlatarak bizzat kendim alıyorum. Bununla ilgili bir sıkıntımız yok. Zaten FDA onayı var. Ülkemizde de öyle. Uluslararası camiada şey, hani kullanımı onaylanmış, güvenli, etkin bir cerrahi teknik. O anlamda bir sıkıntımız yok. Etik olarak da bir sıkıntımız yok. Peki. Ben Volkan Bey'e ve Tülin Hocam'a çok teşekkür ediyorum. Bu kıymetli bilgileri bizlerle paylaştığı için, katılımcılarımızın sorularına cevap verdikleri için. Öncelikle tabii bu oturumda olup bu süreçte bizi yalnız bırakmadıkları için çok teşekkür ediyorum. Umarım bir sonraki toplantılarda gene birlikte oluruz. Sayın misafirlerimiz, dünyadan başarı örnekleriyle ilgili oturumumuz sonlandı. İkinci oturumdu. Üçüncüsü de tekrar bir arada olmak üzere diyelim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Mevruş Hanım sağlıcakla kalın. Gonca Hanım teşekkürler. Fatma Hanım sağ olun hocam. Çok teşekkür ediyoruz katılımlarınız ve değerli bilgileriniz için. Sağ olun. Teşekkürler efendim.